Çok üzgünüm, çok. Ne kadar çok videomuz vardı paylaşacak. Ama hepsini, yani bir ara kamerayı açık bırakayım dedim. Sonra tekrar hani çeker şey yaparım dedim. Ne olduysa ekrana dokunmatik olduğumda. Güzelim ya. O kadar video çekmiştik. İnşallah bir katta flaşa yüklediklerimiz açar yani. Hazreti'de birisi şu arkamda görünüyor arkadaşlar. Sabahtan beri video çekiyorum. Hepsi gidince tabi birkaç son sürüyoruz. Daha önce kendi kütlesine geldik. Aşama aşama buraya kadar geldik. Nereden geldik? Köşkten geldik. Karışan köyünden. Asfalttan Ovacık yol ayrımlarına kadar geldik. Sonra sola doğru bir sapak var. Bu sapağı geçtikten sonra orası da asfalt. Sonra işte bu gördüğünüz toprak yola girdik. Şu an dağın kendisine geldik. Geldik ama üzüldüm ya. Bütün videolar gitti. Rüzgar santralleri, Ovacık yaylası, karşıda Bozdağ. Haydi'nin en yüksek dağı Hacettepe. Kısmet değilmiş. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Acı haberi hocamlara verdim. Onlar da çok üzüldü. He? Acı haberi size de verdim ya. Yapacak bir şey yok. Olan oldu. Hayır diyelim yani. Şu an şu gördüğünüz ev var zirvede. Bunun hemen gerisinde Hacettepe yatırı var. Şimdi oraya doğru yöneliyoruz. Evet. Yarım saate oradayız herhalde. Bir kez karlı bölgeden geçeceğiz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yığınca bir kar var. Açmanız zor olacak gibi görünüyor. Bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar, şu an zirvenin tam alt noktasındaki yoldan ilerleyişimiz devam ediyor. Yukarıdan bir kar kütlesi gelmiş. Şöyle kapatmış görünüyor. Bakalım nasıl aşacağız orayı. Aşılabilecek mi? Aşılmayacağız. Şu arkadaki geri yatağından çıkış yapsak olabilir aslında. İlerleyelim bakalım. Nasıl bir durumla karşılaşacağız. Evet, sağlam bir kar gelmiş. Hasan hocam, yol bitti. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yolumuz bitmiş. Şu an zirvenin belki 50-100 metre altındayız. Döneceğiz mi hocam? Eve mi? Bilmiyorum, siz bilirsiniz hocam ya. Çıkılır herhalde ya, şu köşeden. Yani bisikleti sola alacağız herhalde. Öyle görünüyor. Gidelim. Çok fena bir faza. Tepetler olmasa sorun değil de. Bir sertleşmiş değil mi? Çok mu sert? Hocam doğuştan da acısınız ya. Yani. Karda iz açıyorsunuz yani ben varken. Evet, teknik öğrenin arkadaşlar. Yani biraz da karda iz açma tekniği.
karda bisikletle iz açma tekniği nasıl açılırmış öğreniyoruz. Evet, orayı açtıktan sonra durum rahatlıyor. Evet, buraya çıkacaksınız. Basamaklara basarak çıkın. Emniyetli bir şekilde. Evet. Bekle. Şu an şarjda kamera. Kabloyu çıkarayım dedim. Görüntü gitti. Yeniden açtım arkadaşlar. Bırak. Gördüğünüz gibi Hacettepe için ulusal egemenlik tırmanışımızı bisikletlerle devam ettiriyoruz. Oldukça zorlu şartlarda kar buz demeden vatan için yollara düştük, devam ediyoruz böyle. Şimdi sıra bende. Ben nasıl geçeceğim bakalım. Ayağımı da tam vuramıyorum ama. Görüyorsunuz kaldı yerde geçmem gerekiyor. Muhtemelen Bayram Hocam bisikleti alacak. Bakalım nasıl olacak. Hasan Hocam getir bisikletini. Bisikletle beraber. Ben de baştan öyle yapsam kendim çıksam da ondan sonra bisikletleri alsam daha iyi. İnerken yaptık onu da çıkarken hiç yapmadık. Bu bize ders olsun. Olaya biraz şeye. Bir saniye hocam. Bırak hocam. Evet. Bayram hocam sağ olsun. Sol ayağımı tam vuramadığım için arkadaşlar. Ne yapacağım? Şöyle elden emniyet alayım. Gördüğünüz gibi kazma yok ama. Evet. Sağ olsun Bayram Hoca. Evet, karın üzerinde biraz fazla iz bıraktık ama. Tamam, tamam. Evet, gidiyorum. Hacettepe zirveye çok az kaldı. Burada ne olmuş? Yol geliyordu. Yukarıdan gelen kar, üst taraftan rüzgarın aşındırmasıyla kar yığınları böyle yukarıdan aşağı iniyor. Bu sırt boyu böyle birikmiş herhalde. Aşağıdan geliyor rüzgar. Buralara pürçük kanalı oluşturmuş. Ovacık Yaylası Rüzgar Santralleri. Arkadaşlar da bekliyor beni. Buradan bir kez daha kardan geçeceğiz şu üst noktadan. Orası sıkıntı olmayacak herhalde. Sonra zirveye ulaşacağız. Evet. Ben de devam edeyim. Evet. Cuma günü bisikletten bir şerek kötü bir kaza geçirdim. Sol ayağım bugün sol ayağı 4 günde toparlayabildim. Esman Aydın en yüksek dağına Hacettepe'ye bisikletlerimizde çok şükür gelebiliyorum. Kola kay biraz, kola. Yani bura evet çökebilir değil mi? Altı boş. Altı boş olan evet, dikkat etmemişim ben de. Biraz aşağıdan gelmem gerekiyormuş. Devam ediyoruz. Biraz dönünce bir daha karlı bölgeden geçeceğiz. Ondan sonra... Hasan Hocam aşağıdan dönmeyeceğiz. Yukarıdan döneceğiz. İyi iyi. İyi. Hacettepe yoluna devam edeceğiz. Pınarı bulduk. Tam zirvenin altında. Hacettepe Çeşmesi Sayın Hocam. Evet, Hacettepe Çeşmesi olarak isimlendirildi. Bundan sonra herkes dikkat etsin yani. Zirvenin hemen altında burası.
şuradan soldan gidip sizlere ulaşacak. Çok az kaldı. Geldiğimiz Başşehir Yaylası köyleri buradan artık iyice görünmeye başladı. Arkadaşlar. Karatepe altında Üzümdere var herhalde. Başşehir şu kayalık olan yer Gökgiriş köyünün üstü. Oradan da aslında gelinebilirmiş böyle gelinerek. Ovacık Yaylası'nın santralleri, Karlıyerler Bozda, Ödemiş Ovası. Zirve hemen şurada. Ben de son su ikmalimi yapıp arkadaşlarıma eşlik edeceğim hemen zirveye doğru gidişimizde. Dikkat etmek gerekiyor. Ha yorulduk ya. Rüzgar santrallerini öğren geldik. Valla. Zirve doğru yerleşimiz sürüyor. Ama şu an oldukça zorlanıyoruz. Yorulmuş. Gördüğünüz gibi devam etmeye çalışıyoruz. Fakat bu karın durumu bizi hem yoruyor hem vakit kaybına sebep oldu. Güçten düşmeye başladık yavaş yavaş. Yani var olan son enerjilerimizi kullanıyoruz ama değecek. Neden? Çünkü bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı. Bu ne değer? Kaderin bir yerine ararız, o kadar bir yere tekrar. Bak sizin orada mı? Evet, tam orada bak. Yatay yoldan gelseydik daha orada dolaşıp tekrar bak bu kar yoğunluğuna çektik. Kaderin kaderin çektik de burada.
Dur bak. Hala gelemedik. Burası zaten geldi. Şey zaman. Kesemeyi yapalım. Bak şartlık. Çok yol açmışlar. Ya çok yol açmışlar. Önce biraz iyi azaltmışlar ama. Kulağı dedik. Buçuk önce. Çok yol. Bir yol. Önce uzatarak bak. İyi azaltmışlar. Sana, öyle mi hocam?